Merhabalar. Bu videomuzda da birazcık daha detaylı formüllerin kullanımı ve tablo yapılandırması ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Burada ilk olarak uzun bir listeniz var. Benim şu anda listem 68 kişilik ama diyelim ki sizde üniversitedeki tüm personellerin listesi var. Ve bu listeden bir şeylere bakarak, bazı isimlere bakarak işlem yapmanız gerekiyor. İşte tablonun yukarıdaki bir şeylere bakıp daha sonra tablonun altına gelip bir isime bakıp daha sonra tekrar yukarıya gidip düzeltme yapmanız gerekiyor gibi düşünün. Yani sürekli aşağıya yukarıya bakıp bakıp bir işlem yapmanız gerekiyor. Bu belli bir noktadan sonra kafa karıştırıcı hale gelen bir işlem oluyor. İşte bu işlemi daha kolay bir şekilde yapabilmek adına şöyle bir şey yapabilirsiniz. Örneğin diyelim ki ilk 10 sıradaki isimler üzerine işlemler yapıyorsunuz ama aşağıdaki bilgilere bakarak. Gelirsiniz 11. sıraya, bakın şu 11. satırı seçersiniz. Burada görünüm sekmesine gelirsiniz. Görünüm sekmesine şurada böl diye bir seçenek vardı. Böl seçeneğine tıkladığınız zaman bakın boş bir yere tıkladım şurada bir çizgi çıktı. Bu çizgi ne işe yarıyor? Yukarısı sabit dururken bakın aşağıya tablonun aynısının bir kopyasını getirmiş oluyor. Yani siz tablonun alt bölümünden bir şeye bakıp üst kısmındaki varsa ekleme, düzeltme yapabilirsiniz. Ve bu şekilde hani tablonun başını ve sonunu aynı anda görmüş olursunuz. Bu bölmeyi kapatmak istiyorsanız da hemen yine aynı açtırmış olduğunuz görünüm sekmesindeki böle tıklayarak o bölümü kapatabilirsiniz. Ne yaptım? Nereden bölmek istiyorsam geldim o satıra tıkladım, böle tıkladım ve tablo bölünmüş oldu. Bakın aynı anda zaten aynı tablo olduğunu görürsünüz. Benim oynatmamdan da görüldü. Bu birincisi. İkincisi. Gelelim birazcık daha karmaşık formüllere. Bir listeniz var. Şimdi çalışma çizelgesi var. Şimdi dönüşüm çalışma çizelgesi olabilir, görev dağılım çizelgesi olabilir, bir şey olabilir. Şöyle bir grubumuz var. İşte bunlara da diyelim ki kategori verildi. East, North, South ve West olarak kategori verildi. Burada isimleri var diyelim ki. Sonra şuraya bir çizelge hazırladınız. Bu çizelgede işte bölgeleri dağıttınız. Bu bölgelerde görevli olacak kişiler de otomatik olarak gelsin istiyorsunuz. Her seferinde yazmak istemiyorsunuz. Bu noktada düşey ara formülünü kullanabilirsiniz. Düşey ara formülü karmaşık görünen ama çok güzel işlevsel olan bir formüldür. Temelinde aranan hücreyi hangi tabloda arayacağımızı belirtiriz. Bulduktan sonra o tablonun hangi sütunundaki bilgiyi alacağımızı belirtip tam net bilgim olsun, yaklaşık bilgim olsun diye karar veririz ve bu işlemi gerçekleştiririz. Bunun aynı mantığıyla çalışan yatay ara formülünde bulunuyor. İkisi birebir yani sadece biri satırlarda biri sütunlarda işlem yapıyor. O yüzden ben sadece düşey arayı anlatacağım şu an size. O geldim işlem yapacağım yere düşey ara dedim. Açtığım parantezi neyi arayacak? Şuradaki west'i arayacak. Yani west olan satırı arayacak benim için. West olan satırı aradıktan sonra ne olacak? JSP'de bilgisini verecek. Bakın yüzeyi seçtim. B5 noktalı virgül koydum. Hangi tabloda arayacak? Tablo dizisi. Seçiyorum tabloyu bakın seçtim. Noktalı virgül koydum. Bu tablodaki hangi sütundaki bilgiyi istiyorum ben? Yani tabloyu aradı, vesti buldu. Vesti bulduktan sonra bana hangi sonucu getirsin? Tablom bakın iki sütundan oluşuyor. Birinci sütun bölgelerin yazdığı, ikinci sütun isimlerin yazdığı. Ben ikinci sütunu istiyorum. İki yazıyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Şimdi burada mesele şu. Bana yaklaşık olarak bir değer üretsin de derseniz buraya doğru yazmanız gerekiyor. Doğru yazmanız gerekiyor. Ama yok, hayır bana tamamen net %100 doğru olan sonuç gelsin derseniz de yanlış yazmanız gerekiyor. Buradaki mantık şu. Siz West'e yakın olan bir sonuç gelsin dediğiniz zaman işte mesela East ilk satırdaki sonucu da size yakın olarak Mary Jones sonucunu da getirebilir. Yani doğru sonuç gelmeme ihtimali çok çok yüksektir. Dolayısıyla yanlış yazarsanız buraya net bir şekilde doğru yanıt gelir. Bakın yazdım ve size James Miller geldi. Ben buraya S yapsaydım bakın otomatik olarak Mary Jones oldu. Peki ben bunu şöyle tutup aşağı doğru çekeyim. Çektim. Bakın hata verdi. Neden hata verdi? Çünkü ben tablomu seçtikten sonra hücrelerimi sabitlemedim. Hemen buradan dolar işaretini kullanarak önceki videolarda bu vardı dolar işaretini ne işe yaradı zaten. Tablomu sabitlemiş oldum. Tablomu sabitleyip şunu şöyle aşağıya doğru çektiğim zaman bakın çizelge otomatik olarak oluşmuş oldu. Tek tek bu isimleri yazıp çoğaltmaya çalışmadım. Burada artık benim bundan sonra yapmam gereken ne biliyor musunuz? Şu. Tablom artık sabit. Ben bundan sonra gidip tarihleri değiştireceğim.
Burada west, south, north, west, east neyse bunları değiştireceğim. Yani ne yapacağım mesela? East yapacağım. Otomatik olarak isimler dağılmış olacak. Buradaki isimleri güncellemem gerekiyorsa da buradaki isimleri de ona göre hemen güncellemiş olacağım. Yani artık tablom standart hale geldi ve bu standart hale gelen bir uygulama karşıma geliyor. Bir diğer parça al formülü. Şimdi parça al formülü metinden belirttiğimiz kriterlere uygun aralıktaki ifadeyi çekip alır, bize verir. Burada şunu yapabiliriz. Bakın şurada bu tabloda soy isimler yazıyor ama isimler yazmıyor. Buradan isimleri çekip buraya parça al'la yazdıralım. Yani ne yapacağım? Eşittir. Parça al dedim. Açtım parantezi. Nereden parça al? Buradan parça al. Noktalı virgül dedim. Burada şimdi artık hangi karakterleri alacağıma karar vermem lazım. Ben ismi alacağım. İsim en baştan başlıyor. Başlangıç noktam benim 1. 1'den başla diyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Bakın 1'den başla dedim. Noktalı virgül koydum. Kaç karakter alacağım? 1'den başla dedim. İsim kaç karakterden oluşuyor? 5 karakter. 5 karakter al dedim ve parantezi kapattım. Enter'a bastım. Bunu şey tutup aşağı doğru sürüklersem de hemen yerleşmiş oldu. Burada şimdi şöyle şey bilgi teknolojileri eğitimi yazayım. Burada hemen bir ekstra bir bilgi göstereyim ki daha şey olsun. Şöyle şöyle biraz büyütelim. Şimdi geldim eşittir parça al dedim. Bu formülleri ben yani normalde Excel kullanımı büyük kartı ben özel Excel kullanımına uygun bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Parça al dedim. Hücremi seçtim. Noktalı virgül. Örneğin teknolojileri kelimesini almak istiyorum. Teknolojileri kelimesinde T harfi kaçıncı satırdır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. harf. Yani boşluğu da sayıyorum bu arada. 7. harften başlar noktalı virgül. Hadi hatta teknoloji kelimesini alalım sadece. 7. karakterden başladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 karakter al diyorum bakın. Bir parantezi kapattım, teknoloji geldi. Burada hani birazcık daha anlaşılır olmasını sağlamaya çalıştım. Bu şekilde parça alabilirsiniz. Minimum maksimum formülleri var. Yani bir değer arasındaki en büyük en küçük değerleri görebilirsiniz. Hemen onu da şu alttaki bölüme yazalım. Alt değişik kutucukların olduğu yerde. Mesela en yüksek değeri bulursak eşittir. Hemen o hücrelerin rengini şöyle bir beyaz yapalım. Daha anlaşılır olsun. Eşittir. Maksimum yani en büyük değeri bulmak istiyorum. Geldim, seçtim şöyle hücre aralığını ve kapattım. Enter'a bastım, çıktı. Benzer şekilde min yazdım. Bakın i, büyük i, i harfiyle yazıyoruz. Hani minimum İngilizce kelime ama burada kullanırken onu kullanıyoruz. Buradaki bir değeri değiştirdiğiniz zaman bakın otomatik olarak ona göre sonuçlar da değişmiş oluyor. Minimum ve maksimum formülleri de bu şekilde. Şimdi bu parça al formülünde nasıl ki kelimeleri parçalayabiliyorsak benzer şekilde birleştirip formülüyle de ifadeleri birleştirebiliyoruz. Yani şurada şimdi ismi ayırmıştık ya. İsim ve soy isim ayrı ayrı var şu anda. Bunları birleştirelim bakalım. Geldim eşittir. Birleştir. Açtım parantezi. Neyi ile neyi birleştireceğim? Bunu birleştireceğim. Noktalı virgül. Bunu birleştireceğim. Bunları elle de yazabilirim istersen. Enter'a bastım. Birleştirdim. Ama bakın arada boşluk yok. Birleşik oldu. Tekrar formülümün içerisine giriyorum. Boşluk bırakmak istiyorum. Yani ilk hücreden sonra noktalı virgül koydum. Bir tırnak açıyorum ve boşluğa basıyorum. Tırnağı kapatıyorum. Sonra tekrar noktalı virgül yapıyorum. Son hücremi seçip enter'a basıyorum. Bakın arada boşluk oldu. Ben istesem buraya mesela hadi boşluk yazayım size şöyle görüntü görünsün diye. Bakın boşluk yazdım. Oraya boşluk yerleşmiş oldu. Yani bir formül içerisine metin yazacaksan yani metin ekleyeceksen boşluk yazı fark etmez. Bunları mutlaka çift tırnak içerisinde yazıyorum ve noktalı virgüllerle bunları ayırıyorum. Burada bir de tarih fonksiyonları var. Bakın bugün fonksiyonu ve şimdi fonksiyonu var. Mesela bugün fonksiyonu hemen şuradaki alana girip yazayım. Hemen gene bu hücreleri birazcık şöyle büyüteyim daha böyle görünür olsun. Eşittir. Bugün yazıyorum. Parantez açıp kapatıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Enter'a bastım. Bakın bugünün tarihi geldi. Ya da eşittir. Şimdi yazıyorum. Parantez açıp kapatıyorum.
formül yazdığınızda, bir işlem yaptığınızda eğer böyle diğer işaretleri görüyorsanız bilin ki yazmış olduğunuz ya da ortaya çıkmış olan sonuç o hücreye sığmıyor demektir. Hücreyi genişlettiğimizde o sonuç düzelecektir. Bakın hemen tarih ve saat karşımıza çıkmış oldu. Tarih, yani bugün ve şimdi formülleri ortaya çıkmış oldu. Şimdi bir de V set sayı ve V set sayı ve A formülleri var. Bu formüller üzerinden konuşacağız. V set sayı formülünde aslında bir veri tabanı oluşturuyoruz. Ve veri tabanı üzerinden hangi bilgiden ne kadar var, ne durumda bunları görürüz. Yani ne demek istiyorum? Şimdi yaparak bunu daha iyi anlayalım. Bakın şurada benim bir tablom var. Bu tabloda bilgilerim var. Ben bu bilgiler içerisinden bazı neyin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Yani işte kaç tane ist var mesela, neyin ne olduğunu, hangi veriden kaç tane olduğunu burada görmek istiyorum. Hemen geldim, şu kriterlere uyan kısmı var ya, oraya formülümü yazacağım. Şimdi yazınca daha iyi anlaşılacak. V set sayı yazdım, eşitim parantezimi. Hangi tablo? Bu tablo. Benim veri tabanı dediğim yerim benim burası. Yani verimin kaynağı benim burada. Noktalı bir bir koydum. Burada sayı içeren sütunlardan birini seçiyorum. Yani verilerin olduğu yerlerden birini seçiyorum. Bakın A'yı seçtim. Total yazısını seçtim. Noktalı bir bir koydum. Kriterlerin nerede yer alacağı? Yani ben örnek veriyorum. İşte ist olanları istiyorum ya. İst olan ifadeyi nereye yazacağım? Bana bunu soruyor. Orayı da şurayı seçiyorum. Burada unutmamanız gereken önemli hususlar var. Bir, tablonuz mutlaka başlıklı olmalı. İşte tarih gibi gibi bilgiler olmalı. İki, sizin kriterleri yazacağınız yerdeki isimler de bu oluşturduğunuz tablodaki isimlerle birebir aynı olmalı. Yani başlıklar, date'den totale kadar olan başlıklar birebir aynı olmalı. Veri tabanı tablomu seçtim. Noktalı bir virgül koydum. Sayısal bilgi olan tablolardan birinin adını seçtim. Noktalı bir virgül koydum ve kriterleri nereye yazacağımı seçtim. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın bana otomatik olarak 27 sonucu geldi. Bu 27 sonucu ne anlama geliyor? Ben henüz bir kriter yazmadığım için burada benim toplamda 27 satır verim var. O yüzden 27 yazıyor. Mesela ben ist olanları sayısını öğrenmek istiyorum. Bakın yukarıya kriter olan yere bunu yazdığım anda bana direkt 7 sonucu çıktı. Hatta ist olup mesela şuraya ben bir 45 yazayım. Ist olup totali 45 olan dersen bakın hem ist hem 45 olanları bana sonucunu getiriyor. Bakın burada iki tane var. Gördüğünüz gibi. Ya da ben mesela bu kriteri sileyim buraya. Maria Jones'ları getirsin. East ve Maria Jones 7 zaten 7 idi o malum. Şunu silelim yine 7. Çünkü sayıları aynıydı. Ama East Maria Jones olup da mesela 20 olan var mıymış? Bir tane varmış. Şurada başka bir Maria Jones'u da 20 yaparsak, başka bir Maria Jones'u da 20 yaparsak bakın sayı otomatik olarak çıkmış oluyor. Ne yaptım? Şuradaki tablom benim için bir veri tabanı oldu. Veri tabanından aslında bir arama motoru oluşturdum. Arama motorundaki arama ifadelerimi buraya yazıyorum. Ve sonucu da bana burada veriyor. Kaç tane olduğunu bana otomatik olarak veriyor. Çok güzel kullanışlı bir formül bu. Şimdi devam edelim. Burada tabii şunu da belirtmek gerekiyor. Örneğin ben 20 yazdım ama buraya mesela gelip de büyüktür 20 dersen 20'den büyük değerleri bana gösterir. Hatta mesela Maria Jones'la silelim. 20'den büyük değer kaç taneymiş görelim. Ya da mesela 100'den büyük değer kaç taneymiş? 4 taneymiş. 100'ü de dahil etmek istiyorsam benim buraya o zaman gelip 99 yazmam lazım. Bununla beraber bakın gördüğünüz gibi 5 tane değer ortaya çıkmış oldu. Evet, devam edelim. Bir de tablo biçimlendirmeyi göstereceğim hızlıca size. Ondan sonra bu videomuzu tamamlayıp ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdi bir tablo biçimlendirme var. Hazır tablo yapıları var Excel içerisinde. Siz tablolarınızı böyle elle hazırlayabileceğiniz gibi dümdüz bir şekilde hazırladıktan sonra tabloyu bu şekilde seçeyim. Şimdi, giriş sekmesinde yer alan tablo olarak biçimlendire tıklayarak da
burada gelen bütün yapılarından istediğinizi ya da size güzel görüneni artık tercihlerinize göre seçerek gelen mesaja yanıt vererek hazır tablolar oluşturabilirsiniz. Şimdi ne yanıt vereceğinizi söyleyeceğim. O yüzden ben bunu ellemedim. Bakın benim tablomun üstünde yıl, çeyreği, şehir, Avrupa bölgesi satış miktarı diye başlıklar var. Yani benim tablom üst bilgi satırı içeriyor. Bu kutucuk işaretli ve tamam diyorum. Tablom bu şekilde oluşuyor. İşlemi geri alayım. Tekrar aynı yere giriyorum. Tekrar tıkladım. Tablom üst bilgi satırı içermiyor olsaydı, yani benim tablomun şu başlıkları olmasaydı, tamama tıkladığım anda bakın yukarıya başlık yerleri açacaktı. Ama benim tablomun başlıkları olduğu için geliyorum, tablom üst bilgi satırı içeriyor, tıklıyorum ve tamam diyorum. Tablom bu şekilde oldu. Şimdi tablo olarak biçimlendirmenin ne avantajı var? Aslında tablo olarak biçimlendirmek bizim işlemlerimizi daha hızlı yapmamızı sağlıyor. Bunları tablo olarak biçimlendirmeden de yapabileceğimiz işlemler var ama bu işlemleri daha hızlı yapmamıza imkan tanıyor. Ne gibi? İşte mesela yıl çeyreğini gelip mesela şuradaki hemen küçük başlıkların sağ alt köşesindeki kutucuklara tıklayarak işte sıralayabilirsiniz mesela A'dan Z'ye çeyrek çeyrek gruplandırabilirsiniz. Ya da mesela şehre göre sıralayabilirsiniz. Ya da bölgeye göre sıralayabilirsiniz. Ya da büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralayabilirsiniz. Ya da yıl çeyreği bölümüne geldiğiniz zaman bakın aşağıda çeyrekler görünüyor. Sadece mesela Q3'ü, kutucukları kaldırıp Q3'ü göster diyebilirsiniz. Sadece Q3'ü gösterir size. Ya da tümünü gösterir diyebilirsiniz. Ya da mesela satış miktarı onun altında olanları gösterme. Yani şu satış miktarı 5-5-5 olanları gösterme deyip gelip buraya mesela sayı filtrelerine bölümüne gelirsiniz. İşte büyüktür dersiniz. Neymiş onun altında olanlar? Yani ondan büyük olanları göster diyorum. Hatta 9,9 diyelim ki 10 da dahil olsun. Dediğim zaman bakın onlar gitti. Sadece 10 ve büyüğü kalmış oldu. Tekrar yerine gelip şu kutucuğu tıkla kapatırsak ya da şuna tıklarsak filtreyi silersek otomatik olarak tablomuz geri gelecektir. Gördüğünüz gibi geldi. Tablo olarak biçimlendirmede burada da koşullu biçimlendirme yaparsanız renge göre sıralama yapabilirsiniz. Sayfa görünümünü ayarlayabilirsiniz. Başka metin kısmında metin filtresi yapabilirsiniz. Yani tablo olarak biçimlendirme yaptıktan sonra bir bakıma koşullu biçimlendirmeyi de içerisine yer alabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.